Evet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklanan raporun ayrıntılarını Seda Akyüz'den aldık. Az önce bahsettiğim gibi bir diğer önemli konu Libya tezkeresinin bugün mecliste sunulması bekleniyor. Tezkere sunulmadan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem CHP hem İYİ Parti'ye bilgi verecek. Şimdi bu konuyu başından bu yana yakından takip eden muhabir arkadaşımız Buse Gençtürk'e dönelim ve ayrıntıları Buse'den alalım. Buse. Uzun bir süredir aslında Libya konusu Türkiye'nin gündeminde. Türkiye ve Libya arasındaki güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası 26 Kasım'da imzalanmıştı. Bunun ardından muhtıranın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi 21 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Şöyle kabul edilmişti Meclis Genel Kurulu'nda bu muhtıra teklifi. CHP ve HDP, yani terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İYİ Parti hayır oyu kullanmıştı genel kurulda. Muhtıra'ya ilişkin MHP ve AK Parti'nin oylarıyla aslında kabul edilmiş olmuştu muhtıra teklifi mecliste. Ve bunun ardından da muhtırayı da bahsetmiş olalım. Mutabakat muhtırası taraflar arasında işbirliği, Libya'da polis ve askeri sorumlulukları içeren ani müdahale kuvveti kurulmasını sağlayacak. Ve daha önceden de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde davet gelirse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan asker göndeririz demişti. Bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden bir açıklama gelmişti, resmi bir açıklama gelmişti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da aslında Libya'ya asker gönderme meselesini gündeme getirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce katıldığı bir programda sorulan sorunun cevabına yönelik de yanıtına yönelik aslında bu cevabı vermiş oldu. Davet gelirse asker göndeririz demişti ve genel kurulda bugün de meclis genel kurulunda meclise gelmesi bekleniyor Libya'ya asker gönderme tezkeresinin. Bugün asker tezkeresi ve Perşembe günü 2 Ocak'ta da genel kurulda gerçekleştirileceği söyleniyor. Bugün dediğim gibi meclis genel kurulunda meclise gelmesi bekleniyor ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeyiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmaya, aslında partilere bilgi vermeye, muhalefet partilerine bu tezkereye ilişkin bilgi vermek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne saat 12'de girişte bulundu. Ve içeride Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştiriyor şu anda Çavuşoğlu. Görüşmenin sona ermesinin ardındansa Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Bunun ardındansa bunun 15 dakika sonrasında CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk'ün bir açıklama yaparak, görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yaparak bilgilendirme bulunması bekleniyor basına. Bunun yanı sıra Çavuşoğlu buradan çıktığında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tezkereye ilişkin bilgilendirmelerde bulunacak. Saat 2'de Akşener'e bilgilendirmede bulunmak için İYİ Parti Genel Merkezi'nde olacak Çavuşoğlu. Buradan şu anda CHP'den aktaracaklarımız bu kadar. Çavuşoğlu'nun temaslarına ilişkin sözü İstanbul Stüdyomuza bırakıyorum.